Hedefi olmayan insanlar, hedefi olan insanların kölesi oluyor. Onun hedefi için çalışıyor. Onun arkasından koşuyor. Onun peşinde sürükleniyor. Hani var ya, hocam beni süründürüyor. Neden süründürüyor seni? Neden sen onun arkasından koşuyorsun? Çünkü onun hedefi var. O inanıyor. Seni de ikna etti. Ondan dolayı onun hedefinin arkasından gidiyorsun. Senin çünkü hedefin yok. Hedefin olsa, o zaman sen onu çekersin. Bir lokomotif gibi düşün. Çekim yasası gibi bir şey bu. Yani hedefi olan insanlar kendi hedefine doğru ilerlerken yanında hedefi olmayan insanları çekerler. Hedef o yüzden çok önemli. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmuyor çünkü. Yani 8 milyar insan bir araya gelse hedefi olmayan insana bir fayda etmiyor. O hala aynı konuları konuşuyor. Aynı yerde debeleniyor. Hani patenaj çekiyor. Hatta bununla alakalı hadis-i şerif de var. İki günü bir olan ziyandadır. Zayi ediyor hayatını. Ömrünü zayi ediyor. Ömrünü israf ediyor. İki günü bir olan. Yani değiştirmeyen hayatını. Çünkü sistem ona göre şekil alıyor sevgili arkadaşlar. Beyin gelişime açık ve dün gibi yaşamaya başladığı zaman, yani dün gibi hiçbir şey değişmediyse veya hedefe doğru ilerlemiyorsa yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Yani ya yukarıya çıkar ya aşağı iner. Spiral usulü. Spirale. Almancası spirale. Ya yukarıya ya aşağı. Ama iki günü bir olduğu zaman aşağı inmeye başlıyor. Ve konfor alanında kalmaya başlıyor. İnsan konfor alanında kalmaya başladığı zaman çürümeye başlıyor. Sevgili arkadaşlar, hani mezara bir insanı koyarsın çürür ya, aynı beyin de çürüyor, insan da çürüyor. Hani bazı insanları görürsünüz, yaşına bakarsınız, adam 40 sene daha yaşlı gözüküyor. Neden? Çünkü hedefi yok. Hedefi başkalarının hedeflerinin arkasında koşmak. Başkasına köle olmak. Peki nasıl oluyor hocam? Nasıl köle oluyor başkasına? Dizi seyrederek örneğin. Arkadaş orada bir film çevirmiş. Onun hayranı. Onu konuşuyor. Onu düşünüyor. Onun hedefleri neyse onu gündemde tutuyor. Senin hayatın yok mu? Sanal bir hayatın arkasında koşuyorsun. Oraya enerji harcıyorsun. Yani senin enerjin, hani o 40 yıl vardı ya, 40 yıl yaşlı gözüküyorsun. O 40 yılını ona verdi. Ondan dolayı sen kendi hedefine odaklanacaksın. Başkası ne yapmış, ne etmiş, seni ne ilgilendirsin ki, sen önüne bak. Hani haberleri izle, ya hocam merak ediyoruz, habersiz mi kalalım? Ya boşver, seni ileri mi götürüyor? Habersiz kalmıyorsun zaten. Çık piyasaya, dükkanlara girdiğinde her birinde zaten televizyon var. Yani kötü bir şey olduğu zaman zaten haberin oluyor. Kaçamıyorsun ki. Dolayısıyla ekstra bir de televizyon karşısına geçip haberleri izlemene ne gerek var? Zaten bütün bilgilere sahip oluyorsun sabahtan akşama kadar. Öğrendin zaten. Bu kadar bilsen yeterli zaten. Yani kulağına geliyor zaten, taksici radyoyu açıyor. Oradan duyuyorsun zaten veya telefonuna mesaj geliyor. Zaten tweet'i açsan haberleri oradan da görüyorsun. Ekstra bir de başkalarının hayatlarını merak edip de aa o ne dedi, bu ne dedi, benim için ne düşünüyor veya çok güzel film çevirmiş, o diziyi izleyeyim, bu diziyi izleyeyim, yabancı kalmayayım derken, bunlarla uğraşırken bütün enerjini onların hayatına harcıyorsun. Onların hedeflerine odaklanıyorsun. Onların hedeflerine ulaşmalarına vesile oluyorsun. Yani sen ömürden veriyorsun ona para, sadece para vermiyorsun. Ömür veriyorsun. Bir yılını verdin, iki yılını verdin, üç yılını verdin. Sonra 40 senen gitmiş. Bir bakmışsın, 30 yaşındasın, 70 yaşında adama benziyorsun. Ne diş kalmış, ne diş kalmış, ne saç kalmış. Bunun sebebi sensin. Sen kendi hedeflerine odaklanamadın. Gündemde tutmadın. Hep başkalarını konuştun. Ayşe abla ne dedi? Ya ne dediyse dedi. Ne gerek var şimdi? Onun ne dediği önemli mi? Senin işin ne? Senin hedefin ne? Nereye varmak istiyorsun? Hiç bu soruyu sordun mu kendine? Senin hedefin olursa o zaman başkalarının hedefinin arkasından koşmaz. Hocam ben zaten zihnimde düşünüyorum, hep hedefimi düşünüyorum. Burada sadece düşünmek yetmiyor. Sevgili arkadaşlar, Harvard Üniversitesi olması lazım herhalde, bir araştırma yapıyorlar. 100 öğrenciyi alıyorlar, hedeflerini soruyorlar. 100 kişiye soruyorlar hedeflerini. Sonra 40 sene sonra bu 100 kişiyi tekrar topluyorlar. Diyorlar ki ne istemiştiniz siz 40 sene önce? Hedefiniz neydi? Kaçınız hedefe ulaştı diye baktıklarında sevgili arkadaşlar 100 kişi içerisinde sadece
3 kişi hedefine ulaşmış. Onlar da hedeflerini yazan insanlar. Diğerleri sadece söylemişler sevgili arkadaşlar. O yüzden senin hedefin var demen yetmiyor bana. Veya hocam ben düşünüyorum, o da yetmiyor. Bir de Nasrettin Hoca'nın hikayesi aklıma geldi. Nasrettin Hoca'nın hindisi de düşünüyor. O yüzden pahalı. Benim hindi diyor, düşündüğü için fiyatını yüksek tutuyor. O yüzden arkadaşlar, yani düşünmekle de olmuyor, söylemekle de olmuyor. Harekete geçmek, yani hani derler hocam ben dua ediyorum. Tamam, dua ediyorsun, kavli dua yapıyorsun. Duaya, yani sözde yapılana kavli dua derler. Ama yetmiyor ki. Fiili dua da gerekiyor. Yani sen harekete geçmen lazım, uygulaman gerekiyor. Hocam ben düşünüyorum, ben dua ediyorum. Ha, yetmiyor arkadaşım, yetmiyor. Hani duymuşsunuzdur devamlı. Önce çalışmak, sonra duadır dinin esası. Kabul olur ancak çalışanın duası. Çalışacaksın, gayret göstereceksin. Emek harcayacaksın. Öyle hani yatarak, düşünerek, sadece söyleyerek bir yere varmıyorsun. Veya ben sadece istiyorum, istiyorum. Evrene enerji göndererek de olmuyor. Kimi kandırıyorsun sen? Sadece kendini kandırıyorsun. Başka hiçbir şey değil ki. Çünkü kader gayrete aşık. Yani ben şöyle düşün. Kaslarımı geliştirmek istiyorsam o zaman elime alırım dumbbellları. Çalışırım arkadaş. Bu kadar. Ama hocam onun başka yolu da var. Hani YouTube'da gördüm hocam. Hokus pokus yöntemi var. Ondan sonra kasım olsun, kasım olsun, kasım olsun söyleyerek kas geliyor. Hayır, öyle bir şey olmuyor. Kaldırıp indirmen gerekiyor dumbbellları. O zaman kasların gelişiyor. Seni kandırmışlar, beynini yıkamışlar, o kadar. O yüzden hedefin olsun. Tamam mı? Hani böyle mızmızlanan bazı hedefi olmayan arkadaşlar daha çok mızmızlanıyor. O yüzden biraz real talk yapalım dedim arkadaşlar. Real talk. Yani biraz uyandırmak için bu şekilde hızlı veya tonum yüksek olabilir. Ama bu sizi sevdiğimden dolayı güzel insanlar. O yüzden hedefiniz olsun. Hedefiniz olsun. Yazılı olsun. Gündemde tutun. Kendi hedeflerinizin arkasında gidin. Bak şöyle bir şey de var. Bazı insanlar hedefini ayağına göre, hani ayağını yorganına göre uzat derler ya atalarımız. O şekilde değil, saçma sapan hedefleri olan insanlar da var. Yani saçma hedefin olmamalı. Geçen birisi söyledi, hocam ben erkek olmak istiyorum diyor hanımefendi. Ya böyle bir hedef, arkadaşım bizim kültürümüze uymuyor zaten yani, anlatabiliyor muyum? Veya hocam ben uzaya gitmek istiyorum, Mars'a. Bu da saçma sapan. Çok çizgi film seyrettin herhalde. Çok çizgi film seyrederek hipnoz oldun herhalde. O yüzden uzaya gitmek istiyorsun. Artık bırak bu hipnozu, diziyi, televizyonu, filmi. Seni hipnoz eden böyle saçma sapan şeyleri bırak. Ve önüne bak artık. Ayağını yorgana göre uzat ve ona göre hedeflerini koy. Ben inanıyorum. Hedefi olan herkese Hazreti Allah veriyor. Hani şöyle düşün. Çok duymuşsunuzdur. Hazreti Allah vermeyeceği şeyi hayal ettirmez. Vermeyeceği şeyi hayal ettirmez. O zaman sen de zorla kendini, hayal kurabilmek için yaz, çiz onu. Tamam mı? Hayal kur, onu yerine getir. Kafanda ilk önce kafanla başlasın. Hani derler ya her şey kafada başlıyor diye. Kafanda, yani hayal etmeye başla. Ondan sonra gündemde tut o hayallerini. Ondan sonra inanıyorum sen de o hedefine ulaşırsın. Çünkü var arkadaşlar, bu hedefi olan insanlar zaten yöneticilik yapıyor. Liderlik yapıyor. Hedefi olmayanlar, onlar sadece kölelik yapıyor. Hedefi olan insanların arkasından koşuyor. Ve sadece şikayet ediyor. Mızmızlanıyor. Çünkü hedefi yok ya. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgara faydası olmaz. Yani hiç kimsenin faydası olmuyor ona. Yani kimse ona yardımcı olamıyor. O yüzden artık küçük Emrah modundan çık. Yani kurban rolü var ya. Küçük Emrah modu kurban rolü demektir. Şikayet eden insan olma şeyinden çık artık. Artık sorumluluk al. Karar ver. Ama kararın ne olsun biliyor musun? Kararın şu. Aldığın kararın arkasında duracağına karar ver. Aldığın kararın arkasında durmaya kararlıyım diye karar ver. Tamam. Ondan sonra başla. Hedefin olsun. Ben yıllarca bu konularda Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yardımcı oldum. Ve yardımcı olmaya devam ediyorum. Ve yıllardan beri YouTube videolarıyla zaten size yol gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Size farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Burada hocam ben tek başına yapamıyorum diyorsan eğer, yani bu YouTube videolarının dışında da daha detaylı, daha fazla bilgiyle, yani elinden tutmamızı istiyorsan hedefe götürmek için, tamam mı?
O zaman bizimle iletişime girmen lazım. Çünkü araba sürmeyi kitap okuyarak öğrenemiyorsun. Sana bir rehber gerekiyor, bir yön gösterici, yol gösterici gerekiyor. Ciddi bir eğitim olması gerekiyor. Örneğin ben araba sürmeyi yanımda birisi vardı, o yüzden öğrendim. Yani tek başına araba kaçırarak öğrenemedim. Bana birisi öğretti. Öyle ehliyet aldım. Arabayı sürmeyi öğrenince zaten çarpmıyorsun sağa sola. Hayat içerisinde tamam yine ufak tefek çarpıyorsun ama devamlı çarpmıyorsun ki. Kendi başına öğrenirsen hep çarparsın. Hani var ya hayat okulunu okuyup da inişli çıkışlı hocam ben indim çıktım, indim çıktım çarpa çarpa öğrendim diyenlerden olma artık. Artık sen kendine bir rehber bu konularda bul. Kendine bir yol gösteren bul. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime gir. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup bize göndermek. O form bize geldikten sonra eğer programımıza uyuyorsan, yani bizim dediğimizi yapabileceksen, kendine zaman, değer harcayabiliyorsan o zaman seni programımıza alırız. Seni de o zaman arzuladığın hedefe götürürüz Allah'ın izniyle. O yüzden şimdi hemen kararını ver. Videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kalın.